bu halk da bu kadar kör gözden baktığı sürece bu yapacak hiçbir şey yok. 3-5 kişi gelsin hastanede seni dövsün. Sen daha yarana pansuman yaptıramadan savcı arka kapıdan salıveriyor bu adamları. 23 yaşındayım. Ülke seni nasıl yaşlandırmış? Siz işte ülkenin kapsamında. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün Mersin'deyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ben Mehmet Koyuncu. Nedir hocam? Bize kısa bir özet geçebilir misin? Yani resmi kurumlarda Kürtçe ya da Arapça tercümana ihtiyaç olduğu takdirde devletin görevlendirdiği tercümanlar oluyor, çağrılıyor. Görevlerini yapıyorlar. Yani öyle bir dilden dolayı bir problem yaşamıyorlar. Şu anda bir resmi olarak Kürtçe ki. Bir hizmet veriliyor yani. Veriliyor tabii ki. Canım. Kürtçe kurslar var. Ben Türkoğlu Türk'üm. Adım Tolgahan benim. Ben Kürtçe biliyorum, doğuda çalışıyorum. Oradaki vatandaşlara hizmet ediyoruz. Biz de öğreniyoruz yani, bu çok hani bu problem biraz geride kaldı. Yani arkadaşın hani tartışmak maksadı da söylemiyorum, sakın yanlış anlama. Yani ama resmiyette bu söylediğin doğru değil. O yüzden söylemiş. Olmamış. Olabilir. Yani tabii ki ana dilinde insanın konuşması güzel bir şey. Konuşabilmesi de lazım. Geçmişte problemler olmamış mıdır? Olmuştur. Yani bu konuda referans alınacak kitaplar var, okunması gereken kitaplar var. Uğur Mumcu'nun Kürt dosyası kitabı var. Türkiye'de maalesef geçmişte Kürt kimliği tamamen 1920'lerden itibaren yok sayılmış. Ben arkadaşım fikirlerine karşı çıkmıyorum. Sadece şu andaki uygulama daha farklı. Onu beyan etmek için söyledim. Durumlar nasıl abi ülkede? Parlak olduğunu söylemek mümkün mü yani? Yani şu anda dün ben de doktorum. Doktor arkadaşlarımız dün Twitter'dan bordrolarını paylaştılar. 11-12 yıl eğitim almış uzman doktor maaşı 10 bin lira, 11 bin lira olur mu? Normal midir yani? Bize biraz doktorların sorunlarına, hekimlerin sorunlarından bahsetmenizi yani, rica etsem. Çünkü çok büyük bir problem. Çok kapsamlı aslında. Bir problem. Evet, ülkemizdeki en temel problem eğitimsizlik. Bir ülkenin halkını kasti olarak cahil bırakırsanız o ülkede her türlü problem maalesef yaşanır. Ülkemizin acilen çok ciddi bir eğitim reformuna ihtiyaç var. Bu Türk, Kürt, diğer etnik Suriyeli azınlık olarak sonradan geçici sığınmacı statüsünde, onlar mülteci de değiller bu arada, mülteci statüsü ayrı bir yasal uluslararası statüdür. Geçici sığınmacı statüsündedir bu insanlar ve ülkelerindeki olağanüstü durumlar ortadan kalktı ama geri gitmeleri için uluslararası konjonktürde herhangi bir engel de yoktur tabii ki. Şu anda o insanlar savaşa rağmen ülkelerine dönmek istiyorlar hayat pahalılığından dolayı. Şu anda ülkemiz tamamen bir ben söyledim herkes inansın Andersen'den masallar tadında bir yönetim içerisindeyiz ve bu yani inanırsan çok güzel. Hani Türkiye uçuyor kaçıyor ama realiteye baktığın zaman ben 2 günlüğüne buraya dağcılık sporuyla uğraşıyorum. Urfa'dan buraya 450 kilometrelik yolu kendi aracımla gelemedim. Çünkü ekonomik olarak yakıta vereceğim para beni sarsıyor. Yani otobüsle geldim. Doktoru dahi şu an düş imkan. Tabii doktor olmam. Tabii ki canım. Şimdi yani. Az önce senin söylediğine ben katkı sunmak istiyorum. Bu ülkede Türk, Kürt vesaire bu tarz bir problem yok. Bu ülkede zengin ve fakir problemi var. Zenginsen Kürt'ün de zenginleri var. Hani ben şimdi burada şey yapmak istemiyorum. Bazı isimleri zikretmek istemiyorum. Gemisini çok rahat yüzdürür. Türk'ün de fakiri affedersin ölse kimsenin umurunda olmaz. Ülkemizde bizim zenginlik ve fakirlik ekonomik sınıf üzerinden çok ciddi bir problem vardır. Bunun haricinde etnik problemler var mıdır? Vardır. Bunu reddetmek tamamen yoktur demek eskiye göre çok çok daha iyi olsa da tamamen reddetmek de mümkün değildir. Arkadaşa o anlamda hak veriyorum ama esas problem ekonomik sınıflar arasındaki adaletsizliktir. Eğitimli insanların kendi suçları olmamasına rağmen cahil kitleye ezdirilmeye çalışılmasıdır egemen güçler tarafından. Türkiye'nin temel problemi budur. Şu anda insanlar sen istiyor musun çocuğun doktor olsun? İstemiyorsun. Çocuk gelecek 30-35 yaşına mecburi hizmetlerden mecburi hizmetlere koşturacak. 35 yaşına gelecek yuva kuramamış olacak ya da oradan oraya devamlı göçebe hayatı yaşayacak. Cebine giren para 9 bin lira. Bugün lise mezunu bekçiye de sen 9 bin lira para veriyorsun. Yani ben şimdi benim babam pişman beni doktor olmak için yönlendirdiğine. Ben babamın yönlendirmesiyle direkt olmadım ama yani babam üzülüyor. Keşke oğlum diye okumasaydım ben seni tekelci yapsaydım büfeci yapsaydım. Öyle yani. Üzerine yediğin dayak da cabası. Seni 3-5 kişi, sen şurada 3-5 kişi git Mado'yu bas, organizeden içeriyorlar. 3-5 kişi gelsin hastanede seni dövsün. Sen daha yarana pansuman yaptıramadan savcı arka kapıdan salıveriyor bu adamları. Yani bunlar, bu problemler çözülmediği sürece bugün Sayın Fahrettin Koca belki izler bunu. Utanmadan şöyle bir tweet paylaşmış. Hekimler hariç sağlık personeline biz şunu yaptık, bunu yaptık. Başka bir arkadaş da şöyle bir yorumda bulunmuş. Biz de sizi o zaman hekim dışı sağlık bakanı ilan ediyoruz Sayın Koca diye. Böyle bir ifadede bulunmuş. Yani bunun altına imza atmamak çok zor. Buna katılmamak çok zor. Yani Sayın Koca
sadece bu ülkede yani bu insanları kalite açısından kıyaslamak değil ama sen şimdi cebinde altın mı olsa daha çok kıymet verirsin. 5 kuruş mu olsa ya da 50 lira mı olsa da şimdi çeyrek altınını korumak istersin değil mi? Sen şimdi ülkenin yetişmiş 11-12 yıl emek harcamış orta öğretimden sonrasını, lise eğitiminden sonrasını bahsediyorum. Ve halen daha okumaya devam eden bir kişiyi sen vasıfsız sağlık personeliyle aynı kefeye koyarsın. Hatta onu onun önüne çatıştırdı. Koyar. Bir dönem tabii yaptığı şey çatışma. Tabii. Yani bunları, yani bu tarz şeylerin içerisine şimdi sen hekim dışı sağlık personelinin döner sermayesini hekimin emeğinden karşılıyorsun çünkü. Evet. Şimdi bu adamlar ülkeyi terk etme gibi ya da işte hani ben işi bırakırsa öbür bir tane daha alabilirsin. Vasıflı değil çünkü, niteliksiz eleman. Ama ben gittiğim zaman ya da ben işi bıraktığım zaman ki öyle bir niyetim de yok. Biz ülkemizde sonuna kadar çalışıp vatandaşımıza hizmet etmek niyetindeyiz. Yoksa benim Almancam'da, İngilizcem'de yurt dışına gitmeye gayet yetecek seviyede var zaten hali hazırda. Tercih etmem ama gitmeyi. Ama ben gidersen benim yerimi dolduramazsın. Benim yerimi doldurman 12 sene sürüyor çünkü. Meslektaşınız gidiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da giden gitsin diyor. Yani, ne diyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gidenler gidiyorlar zaten. Evet. Gitmeyen insanlar... Birazcık damızlık gibi kullanmıyorlar mı sizce? Yani memleketin evladı burada yetişiyor, çekiyor, gidiyor, oraya hizmet ediyor. Yani, değil mi bu insanlara? Yani doktorları mı eleştirelim? Hayır estağfurullah. Tam tersi sistemi eleştiriyor. Sistem şimdi... Faydalı olanı şimdi, dışarıya atıyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin mesleğinizden örnek vereyim. Yani bir bağırsak faydalı olanı dışarı atıp faydasızı içeride tutuyorsa. Sen şimdi mesela burada çalıştığın kurumda X TL maaş alıyorsun. Evet. Bu kurumda mobbinge maruz kaldığını düşün. Patronun yeğenleri gelip seni tartaklıyorlar falan. Sen ekmek parası için çalışıyorsun. Sonra sana başka bir kurum 3X maaş veriyor. El üstünde tutuyor. Tatile gönderiyor. Yıllık izinlerini sen talep etmeden sana veriyor. Durmazsın burada. Yani aklı olan insan da durmaz. Yani bu yani şimdi çalışan meslek şöyle bir şey var. Toprağa bağlılık var. Toprağa bağlılık var. Aidiyet var. Yani haklı ya da haksız bir borç var. Yani ülkemize duyduğumuz bir minnet var. Öyle ya da böyle biz bunu karşılığını vermek isteriz. Ama neticesinde bu bir noktaya kadar gidebilir. Sürdürülemez. Çünkü sen de her ay 5 lira kazanırken 10 lira harcayamazsın. Babandan kalan tarlan vardır, satarsın. Bir ay daha devam edersin. 3 ay daha devam edersin. Neticede sıfırı tüketirsin. Şimdi benim meslektaşlarımın %90'ı psikiyatrik olarak hasta durumdalar. Depresyondalar, çökkünlük içerisindeler. Büyük bir kısmında da bir kısmı da böyle. Şimdi şurada mesela ben azıcık ters bir şey konuşsam arkadaşla birbirimize gireriz. Çünkü dolmuşuz. Ben de dolmuşum, o da dolmuştur. Öbür arkadaş da dolmuştur. İnsanların artık en ufak bir şeyden dolmuşta yer veriyorsun, vermiyorsun. Trafikte yer veriyorsun, vermiyorsun. İnsanlar birbirine bıçak çekiyorlar, saldırıyorlar. Yani biz çocuklarımızı güvenli bir ortamda büyütmek istiyoruz. Bu bizim en temel hakkımız. Hepimizin, bizim hakkımız. Ama biz bu konuda endişeliyiz. Çünkü şartlar ortada. Yani şartlar ortada. Adi suçlar tamamen cezasız bırakılıyor. Basit bir işte şimdi sosyal medya yasası da geçti. Diyarbakırlı bir arkadaşın röportajda söylediği gibi merhaba sosyal medya yasası hoş geldin diyorum ben de. Yani şimdi TÜİK'in açıkladığı uydurma verilere inanmak zorundayız. Aksini iddia edemiyorsun. Yani bu şimdi sorarsan uzay demokrasisi yaşıyoruz. Hani bunları bizim konuşmamıza da ya da kimsenin konuşmasına zaten gerek yok. Herkes her şeyi biliyor. Bir kısım bunu kabul etmiyor. Hatta yani ülkenin sorunların dış güçleri falan bağlı. Ülkede dış güçlerin tabii ki problem. Yani Türkiye üzerinden emperyal güçlerin Sevr'den Mondros'dan bu yana baktığın zaman hala o haritalar yürürlüktedir. Bunlar tedavülden kalkmadı. Sadece rafa kaldırıldı. Günü geldiği zaman ısıtılıp tekrar çıkartılacak gündeme. Yani şu anda Teali İslam, işte Kürt Teali Cumhuriyeti, Pontus Rum bunların hiçbirisi varlıklarını sonlandırmadılar. Sadece hani bizim güçsüz zamanımızı bekliyorlar diyebilir miyim? Mesleki bir açıklama yapmak lazım burada. Mesela uçuk virüsü merkezi sinir sistemine yerleşir. Vücut hasta olduğu zaman gider ağzını yüzünü seni hasta eder. Latent faz denir buna tıpta. Şu anda bu tip yapılar, oluşumlar, ülkenin aleyhine olan yapılar latent durumdadır. Fırsat buldukça yani, senin vücudunun yani düşmesini bekler. Düştüğü anlarda bunlar çıkıp kendilerine biçilen emperyal güçlerin kendilerine biçtiği rolü oynayacaklardır. Yani hiç kimse... Onlar dolayısıyla bu haldeyiz. Biz bu halde olduğumuz için onlar bu kadar evet, baskı. Evet ama şimdi gene Türkiye'nin uluslararası arenada dış çıkarlarını korumaya çalıştığı anda mesela 2 yıl önce Charles de Gaulle Fransızcası evet. Akdeniz'e gönderildi. Doğu Akdeniz'e gönderildi. Yani Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? Biz Yunanistan var, İsrail var, Mısır var, Libya var, Türkiye var. Bu ülkelerin kendi arasındaki bir soruna Fransa ne diye müdahale ediyor? Şu anda Doğu Akdeniz'de yüzlerce savaş gemisi var. Çin'e varana kadar savaş gemileri var. Ticari ortak. Şimdi emperyal
yerel güçlerin bu bölgedeki çıkarları var ve bunları işletebilmek için seni zafiyete uğratmak, dış politikada veya iç politikada seni zafiyete uğratıp bu çıkarlarını yürütmek istiyorlar. Bunların ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları var, yok sayamazsınız. Ama bununla birlikte siz içerideki birliğinizi bir araya getirebilmek için, insanlarınızı kaynaştırabilmek için, milli duygu ve düşünceleri parlatabilmek için neler yapıyorsunuz? Bunu sorgulamamız lazım. Yapmıyorlar. Tersi ötekileştiriliyor. Ötekileştirme artıyor. Ötekileştirme, kutuplaştırma artıyor. İnsanları işte giden gitsin, yani def olsun, işte yok o sürtük, bu bilmem ne. İnsanların üzerindeki bu dil son derece ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı. Hani biz diyoruz ya, bölücü terör örgütü. Şimdi bölücü terör örgütünün bölücü vasfını siyasi irade edinemez, taşıyamaz. Bu çok yanlış. Yani çok, yani bu konuyu çok fazla uzun konuşmak gerekiyor. Yani benim de çok fazla zamanım yok. Çok teşekkür ederim. Bana çok sağ ol. Abi çok güzel. Her şey yolunda mıydı? Hem de nasıl, süper, 10 numara. Evet. Uçuyor muyuz abi? Hem de nasıl uçuyoruz? Kanat taktık gibi, böyle füze gibi gidiyoruz. Ay'a çıkacağız yakında. Çıkacağız inşallah. Ne zaman ineriz? Ben de astronot olurum. Öyle çıkarız, zaten olduk da. Ya nasıl, ekonomi nasıl olacak? Ekonomi dibe vurmuş. Ben emekliyim. Maaşımı alıyorum, bir gün sonra cebimde para kalmıyor. Nasıl olacak? Ev kira. Çocuk okuyor. Hiçbir şeye yetişemiyorsun. Evde daraldık da şimdi torunu gezdiriyorum. Bir şey istediği zaman alabiliyor musun? Çocuklar bir şey isteyemiyor ama. Yarın isteyecek yakında. Keşke şimdi istese, yarın daha kötü. Bunların geleceğini karartmak zorunda mıyız? Bir bez almak şu anda 300 lira. Bir firmaya alıyorsun 300 lira. Bir mama alıyorsun 180 lira. Yani bu çocuklar nasıl yetişecek? Neye, zamanımız o kadar kötü ki. Ben ne manava gidiyorum ne de alışveriş yapmaya gidiyorum. Çünkü sinirlerim tavan yapıyor. Bugünkü hükümet tarımcılığı bitirdi, eğitimi bitirdi. Ne sağlık kaldı. Sağlık da şu anda insanlar evlerinde ölüyor randevu alamadığından dolayı. Yani bu ülkeyi biz... Ben kardiyolojiden randevu istiyorum. 4 ay sonrasına randevu veriyorlar. Kardiyoloji. Evet, ben şimdi rahatsızım, emekliyim. Yüksek tansiyonum var. Ben 4 ay sonra yaşayıp yaşamayacağımı kim garanti edebilir? Bilmeyenler için söyleyelim, kardiyoloji kalp. Evet. Yani bir sıkıntı varsa bir an önce gidilmesi lazım. Üniversite hastanesi var. Ben şimdi özele gidemiyorum. Özel hastaneler şimdi SYK'lılara bakmıyor. Hepsini iptal ettiler. Ya hepsine bak, bütün bölümler bakar dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya da dedi hepsini iptal edeceğim kardeşim dedi. Adam efelek yaptı, iptal etti. Nasıl edeceğiz şimdi? Bu ülkede beyin göçü oluyorsa... Ben insanca yaşamak istiyorum. Emekli olmuşum. Kamudan emekli olmuşum. Yıllarımı verdim. Primimizi en üst seviyeden yatırdık. Şimdi bana verdi 3 kuruş maaş. Yaşa diyor. Nasıl yaşayacağım ben? Yaşıyoruz tabii. Öldürmüyorlar. Ne tok bırakıyorlar ne de aç bırakıyorlar. Aynen böyle. Ülkenin durumu da bu. Nereye kadar böyle devam eder? Her geçen gün alım gücünüz düşüyor. Vallahi... 4 yılda 5 yılda bir sandık geliyor önümüze, tercihimizi doğru düzgün yapacağız. Bugüne kadar bizi yönetenler yönetemediler. Evet. Ben onu görüyorum. Eğer ben yaşamımda, yaşam standartımı kademe yükseltemiyorsa, daha dibe batırıyorsa beni, demek ki yönetemiyorlar. Mesela seçmenleri hala işte dış güçler yapıyor bunu. Dünyada kriz var diyerek. Ama içini dışını bilmem ben. Ben yaşadığım koşullarımı bilirim. İç mi yapıyor, dış mı yapıyor, kim yapıyor? O kadar da hırsızlık yapıyor. Bir sürü hırsızlık yaptılar. Kimse sesini çıkarmıyor arkadaş. Sesini çıkaranları hadi bakalım gel bakalım sen teröristsin. Şimdi ben bunu söyledim diye terörist mi oluyorum? Hayır arkadaş, ben vatandaşım. Yarın sandık geldiğinde tercihimi nasıl olacağını ben kendim o 5 yılda bir demokrasi olmuyor yani. Demokrasi insana her zaman lazım. Herkese lazım. Sağlıksız olacağım, eğitimsiz olacağım. Çocuğuma doğru düzgün bir eğitim yaptıramayacağım. Hastaneye gitmem için cebimden param olacak. Yok, karnım zor doyuruyor. Yapacak yani kim şey düzeltir sizce? Gönlünüzde bir isim var mı? Halk düzeltir abi. Halk doğru düzgün tercihini yapar. Vermiş olduğu oyunda arkasında durur, sahip çıkar, sorgular. Sorgulayan bir toplum olmadıktan sonra kim gelirse gelsin hikaye. Böyle devam eder. Sorgulamıyorlar çünkü. Sorgulamıyorlar. Sorgulayan bir toplum yok. Kaderci olmuşuz. Çok şükürci olmuşuz. Evet. Hep şükürü biz ediyoruz ama bir beyde bir şükür göremiyor. Onlar da şükretsinler. Bu kadar bir avuç insan zenginleşirken bu kadar nüfusun %80'i %90'ı fakirleşiyorsa, hep bize şükür oluyorsa kusura bakmasınlar yani. Biraz da onlar şükretsinler bakalım göreyim. Benim parayı sayarken şükrediyorlar. Bakalım göreyim hadi. Tarım mı? Tarım diye bir şey kalmamış ki. Çiftçi kan ağlıyor. Bas bas bağırıyor. İneğini satıyor, öküzünü satıyor, sapanını satıyor.
gerekiyor. İşte, traktörü hacizli olmuş. Bir şey, her şeye kota koymuşlar. Tahıl ambarıydık. Her tarafa ihracat yapıyorduk biz. Ne oldu ya? Şeker pancarlı, şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Türkiye'de şekerin kilosu şimdi kaç lira? Her şey. Bir günü tutmuyor. Sabah zam, öğlen zam, ikindin zam, yatsın zam. Yatıyorlar kalkıyorlar zam. Mazot olmuş 30 lira. Ben şuradan hastam var. Gidemiyorum. 500 lira diyor, 600 lira diyor bir bilete. Nasıl alacağım ben onu? Boşver. Her şeyin çivisi çıkmış usta. Ablam, torunun için umudun var mı? Torunum için hiçbir umudum kalmadı. Yani şu anda hep beyin göçü oluyor. Yurt dışına, insanların bütün hayali, umudu yurt dışına gidebilmek. Yani orada bir medet umuyorlar ama yurt dışına gittiklerinde de ülkemizde yaşadığımız özgürlüğü ve şeyi bulamayacaklarını da çok iyi biliyorlar ama yine de bir umut diye gidiyorlar. Nedir? Sadece sosyal hakları güzel, alacakları maaş güzel. O da Türkiye'ye geldiklerinde alacakları maaş çok güzel oluyor. Orada geçimler onlar için de çok sıkıntılı olacak. Yani bugün biz adaleti bitirmişsek, hukuku bitirmişsek, eğitimi bitirmişsek, tarımı bitirmişsek, sağlığı bitirmişsek bu ülkede yaşanacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Bu halk da bu kadar kör gözden baktığı sürece bu yapacak hiçbir şey yok. Ve bu halkı uyandırmak gerekiyor arkadaş. Bu halk uyanmadıktan sonra, çok şükür dedikten sonra yapacak hiçbir şey yok. Biz her gün yatıyoruz, kalkıyoruz, zam geliyor. Hiç kimsede bir şey yok. Sadece çıkıyor siyasetçiler bir iki demeç vermekle. Bu iş olmaz arkadaş. Yani sen halkını da 2023'ü bekliyoruz. Ya 2023'e kadar Türkiye'de bir şey kalmadı, kalmayacak da. Ve bu seçim yapıldığı zaman da inan ki en kanlı seçimlerden biri olacağını da düşünüyorum. Gerçi inşallah olmaz diyorum ama gidişat, çünkü şu andaki Cumhurbaşkanı verdiği demeçler ona doğru gidiyor. Şu anda internete yasak getiriliyor, gazetecilere yasak getiriliyor. Yani bu özgürlüğümüzü kısıtlamak demek. Her konuşan insan cezaevine atacaksan arkadaş, %85 vatandaşın %80'ini cezaevine attın de 5'i de senin mi olacak arkadaş? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Bu ülkenin insanlarını feraha getirin ki sizin de adam diye bakalım yüzünüze ya. Yapmayın, bu kadar dibe vurmak olmaz ya. Ben şunu söylüyorum. Halkımız uyanmadıktan sonra, halkımız bir şey yapmadıktan sonra inan ki bu işin de siyasetle de düzeleceğini çok sanmıyorum. Çok sanmıyorum. Siyaset bir yere kadar düzeltme yapar ama bu kadar örümcekleşmiş beyinleri nasıl düzeltecekler ona da hayretle bakmaya çalışıyorum. Çok içim sızlıyor, inan ki sızlıyor. Yani ben hem çocuklarım için hem şu gençleri görüyorum onlar için. Ya benim oğlum üniversite sınavına girdi ve bir gelecek kaygısı göremiyor. Gelecek göremiyor ya. Bugün sınava girdi çocuk, ben ne yapacağım anne diyor. Okuyacağım, ne yapacağım diyor. Yani sen halkına bir şey vermezsen sana kimse de bir şey vermez. Sadece götürmek ya bunların amaçları. Bir sanki şöyle diyelim, bir projenin şeyini sunmuşlar bunlara. Götürebildiğin kadar, batırabildiğin kadar batır bu ülkeyi. Biz senin arkandayız. Sen de ne götürebiliyorsan götür diyorlar herhalde buna. Olmuyor arkadaş, olmuyor. Çok teşekkür ederim ablacığım. Bir dohunun bina işitin. Bu iş böyle. Hayırlısı olsun diyoruz abicim, ne diyelim yani. Aklımıza hayırlısı olsun. Adaletle düzelecek. Gerçekten adalet herkes için lazım. Daha çok söyleyecek şeyler var. Yani bir gün bana mikrofonu uzatsalar da diyorum, ben içimi döksem diyorum. Şu anda tercüme etmek istediğim şeyleri de edemedim. Yani işimiz kan ağlıyor arkadaş. Bu işin sonunu hayra yormuyorum yani. Sandıkta hesaplaşacağız, başka yolu yok. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Demokrasinin yolu sandıktan geçer. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, ekonomi sizce nasıl? Fikrinizi alabilir miyim? Berbat. Nasıl düzelir? Umut var mı? Umut var mı? Çok umut vaat etmiyor. En azından şu anda vaat etmiyor. Ama bu hükümet değişir. Yeni gelen hükümetle beraber yeni sistem, özellikle hayvancılık, tarım geliştirilebilirse belki bir umut olabilir, evet. Bugünkü hükümet bunların yapılsa düzeleceğini bilmiyor mu acaba? Biliyordur ama işlerine geldiğini çok zannetmiyorum. Neden yapmıyorlar sizce? İnsanları sömürmek için. Ama topluma biz size hizmet edeceğiz vaadiyle geliyorlar. Evet, öyle vaatleri vardı. İnsanlar da bunlara güvenerek, en azından ilk etapta. Evet, buna güvenerekten insanlar bence o oyları verdiler. Evet. Ama şu anda kendi taraftarları da bu konuda onlara çok da destek olduğunu düşünmüyorum. 20 yılın sonunda
kendi taraftarları hala fanatik bir kesim var. Oy oranı aşağı yukarı 25 bandında. Bunu görmüyorlar mı sizce? Geçen gün sizin programınızda veya bir başka programda izledim. Bir hanımefendiye çocuğu var pusette. Böyle bir soru sordunuz. Yani şu an seçim olsa kime oy verirsiniz diye. Kızcağız yan tarafta annesine döndü, dedi ki anne biz kime oy veririz? Düşünmeyen insanların olduğu, toplumun olduğu bir yerde tabii ki bu cahilleri güdecek insanlar çıkacaktır. Toplumun evrilmesi mümkün mü sizce? Yani mümkün. Eğitimle mümkün. Ama bunun için de eğitim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Son olarak sizce kim düzeltebilir? Bir isim var mı aklınızda? OV kadrosu diyebileceğiniz? Ben Mansur Yavaşçıyım. Eski bir Ankaralı olarak da Mansur Bey'e çok güveniyorum bu konuda. Çok aklı selim ve düzgün bir insan ve birçok insana da hitap ettiğini düşünüyorum. Olursa da adayım kendisi yani. Mesela parti genel başkanları da milletvekilleri diyor ki işte belediye başkanlarımız görevine devam etmeli. Aday gösterilmezse bu durum sizi rahatsız eder mi? Ben eder, bence eder. Yani belediyeciliği yapacak birçok insan olduğunu düşünüyorum. Ama bir cumhurbaşkanı olmak herkese yakışmıyor. Onun olmasını istiyorum ben, evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Efendim ekonomi sizce nasıl? Ekonomi çok kötü. Bu herkes biliyor yani. Bundan daha kötü olamaz. Ben belli bir yaşa geldik. Bundan daha kötü hiç hatırlamıyorum yani. Türkiye tarihinin belki de en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Hükümet bunu kabul etmiyor. Uçuyoruz diyor yani, giderek yani yükseliyoruz. Hükümetin kabul etmemesi bir gerçeği değiştirmez. Aslında onlar da biliyor da olayı yanıltmaya çalışıyorlar insanları. Çok kötü. Yani özellikle orta sınıf çöktü, işsizlik arttı, yoksulluk, artık insanların maaşları yetmiyor. İnsanların bırakın yaşamını sürdürmesi zor yani. Günlük hayatını sürdürmesi zor artık. Nereye kadar böyle devam edecek? Bu böyle devam etmez. Etmeyecektir ama kolay kolay da düzelmez yani. Çok ciddi Türkiye'de ekonomik kriz var, sıkıntı var. Vatandaş bunu dayanabilecek mi sizce? Valla seçime kadar dayansın. Dayanamayan? Yani dayanmak zorunda çünkü seçimden başka bir çözüm yok yani. Bu hükümetle gitmeyeceği belli. 20 yıldır Türkiye'nin geldiği yer bu. Her şey daha kötüye gitti. Bunun bir sonu olmalı. Vatandaş da anlasın, görsün yani. Bu sorumlusu var, sorumlusu hükümet. Bazıları da mesela diyor ki ya bunu dış güçler yapıyor. Hiç alakası yok. Onlar bahane. Türkiye'yi hükümet yönetir. Bütün elinde imkanlar var, araçlar var. İşte para politikasını yönetiyor. Her şeyi yöneten onlar ya. Dış güçlerle alakası yok. Türkiye'de her zaman dış güçler var yani. Onunla alakası yok. Yani bir bahane aslında. Bahane tabii yani. Vatandaş da bunu yiyor. Ya artık yemiyor bence. Yani o kadar %30 oyu var. Doğrudur. O başka onların sebebi yok. Çok şeyden de olan. Onu sebebi. Ya bir inanç, bir saplantı, inanç. İnandırılan bir kesim var ama toplumun çok büyük bölümü zaten karşı yani. Yani o da öne yeterli yani. En az %70'i karşı. Doğru. Sizin dediğinize göre yani. Doğru. Eğer %30 öyleyse %70'i bu insanları istemiyor yani. Bu budur. Seçimden sonra bir şeyler düzelebilir mi sizce? Ya seçim düzelmenin başlangıcı olur. Her şey bir anda güzel, doğru olmaz, güzel olmaz ama seçim bir çıkış olur en azından, dönüş olur. Çünkü böyle daha bir karanlığa, daha bir uçuruma gidiyor. Bunların bir kere güven yok yani. Güven olmadığı için zaten insanların geleceğe olan inancı kaybolmuş, güveni kaybolmuş. En azından güveni gelir, inancı gelir. Bir takım şeyler de değişir yani. Ama bu inatla, bu şeyle bir yere gidilemez yani. Peki, muhalefet size güven veriyor mu? Ya muhalefet tabii ki istediğimiz düzeyde değil. İstediğimiz düzeyde olsaydı bu noktaya gelmezdik ama neticede muhalefeti tercih edeceğiz yani. İnşallah bu bir altılı grup, altılı parti masanın ben oradan bir şey, iyi bir aday çıkacağına inanıyorum yani. Peki sizce kim aday olmalı? Valla kim aday ismi, ben kim varsa olsun ya. yani şöyle kim olursa olsun. Şöyle gerçekten toplumun kabul edeceği, tanınan, bilinen, siyasi kimliğiyle bilinen yeni birisini çıkartmasınlar yani. Bir Ekmelettin vakası gibi olmasın. Mevcut adaylar ismi geçenlerden bir tanesi olabilir yani. Sizin gönlünüzde bir isim var mı? Ya ben İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Yani onlar kendileri herhalde bunu ölçerler, biçerler. Yani üçü de şu anda ben anketleri biliyorum. Üçü de iyi noktada yani. Nasıl hocam durumlar? Teşekkür ederim. Ekonomi berbat ya. Neden böyle? Yani neden böyle? Hiçbir şey alamıyorsun. Ben mesela öğrenciyim. Kaç? 23 yaşındayım. Sen 30 gösteriyorsun. Yanlış anlama ama yemin ediyorum. Ülke seni nasıl yaşlandırmış? Ya çalıştığımızdan dolayı olabilir mi? Stresten dolayıdır. Siz işte ülkenin kapsamında bunların hepsi. Onun dışında yönetim berbat, fikir özgürlüğü yok. Düşüncenizi söylediğiniz yerde terörist ilan ediliyorsunuz. Eleştirdiğiniz zaman terörist ilan ediliyorsunuz. Kumaya mı geldik? Hayır, ben... Buralı mıyız? Yok, ben Mardinliyim. Mardin'de oturuyorum. Şimdilik buradayım. Sınıf kaçıncı sınıftayız? 3.
Nasıl idare ettik bu zamana kadar? Erzurum'da mısın? Evet. Tamam. Nasıl idare ediyoruz hocam? Aile destek gönderiyor mu? Gönderiyorlar. Allah'a şükür ekonomik durumumuz var ama ben genel olarak konuşacağım. Ben kendi açımdan konuşmayacağım. Benim durumum gene iyi çok şükür ama genel olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. Ama bazı insanlar mesela konuştuğu zaman sırf kendi durumu iyi olduğu için her şeyin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Hiç de öyle değil yani. Mesela şu an ben buraya arabamla gelmek isterdim ama gerçekten de ne kadar iyi olursanız olun o kadar yakıt yüklüyorsunuz o gözünüze gelebiliyor. Eskiden öyle değildi mesela ama şimdi bu gözünüze geliyor. Şu an 30'u geçti. 31 civarı öyle bir şey yani. Şimdi Mardin'den ben buraya arabayla gelmeye kalksam neredeyse 1,5-2000 lira yakıt tutar yani. Bizi izleyenler diyor ki Mehmet abi sen niye Mardin'e gelmiyorsun? Bu yüzden gelmiyorum. Ya şimdi Mardin'de şimdi buraya göre daha iyi. Mesela ucuz mu benzin? Yok yok petrol demiyorum. Olanak olarak imkan olarak, geçim olarak oralar daha iyi buralara göre mesela. İmkanı var mı mesela Mardin'de? Ya Mardin'de daha çok taşeron kesim mevcut orada. Ne iş yapıyorlar? Hafriyat olur, şantiye olur. İnşaat. Ticaret olur ama %90 orası nakliye işiyle uğraşıyor. Lojistik firmalar oluyor. Yurt dışına İran, Irak o şekilde çalışıyorlar. Bizim de kendi işimiz bu yani abilerim, babalar bu işle ilgileniyor. Ben de okuyorum böyle yani. Göçmenler var. Onlarla ilgili yine sizin bölgeden bir geçiş var mı? Duyuyor musunuz? Suriye, Afganistan'dan gelenler. Yani bir müze haberlerde duyuyoruz ama ben kendim Mardin'de herhangi bir Afgan'a falan rastlatmadım ama Suriye nüfusu fazla oralarda. Onun için Afganistan'a falan sadece haberlerden görüyorum. İstanbul, Ankara falan o daha çok büyük şehirlere. Suriyelilerin oraya o bölgeye yerleşmesi oradaki durumları nasıl değiştirdi sence? Bir etkisi oldu mu? Tabii etkisi oldu. Şimdi orada çalışan adamın inşaat sektöründe çalışan adamın işini kötü etkiledi. Yani şimdi atıyorum adamın günlük yemesi 300 lira olsa Suriyeli adam mecburiyetten ekmek bulmanın derdinde 100 liraya çalışıyor. Adam bir işe bakıyor işte ben bu işi şu kadara yaparım diyor. Suriyeli şu kadara yaparım diyor. Adam Suriyeli'yi çalıştırıyor. O yüzden etkisi oluyor ister istemez. Yani bu sadece inşaat sektöründe değil. Her yerde bu böyle. Ve sadece Mardin'de de değil. Hep Türkiye'nin genelinde bu böyle. Ve işin iğrenç tarafı şudur. Avrupa'da yaşayıp da Avrupa'daki kazancı Türkiye'yle kıyaslamak çok yanlış bir şey. Mesela çıkıyorlar bazı siyasetçiler çıkıyor. İşte bilmem Avrupa'da bir kira 1000 euro. İşte İstanbul'un en lüks yerinde sen bir kiraya 125 euro ödüyorsun. Adamın kazancını da onunla da kıyaslasana. Bir desene adam 4000 euro aylık kazanıyor da burada kaç para kazanıyor? Onu da bir kıyasla. Niye sadece verdiğin kirayı kıyaslıyorsun? Sen kira verirken euro ile kıyaslıyorsun. Adamın kazancını niye euro ile kıyaslamıyorsun? Ve sanki insanların aklıyla böyle bir alay eder gibi oldular. Bu ekonomi bakanı olsun, işte maliye bak, herkes, bütün siyasetçiler. Cidden haberlere baktığım zaman cidden sadece gülüyorum yani. Cidden insanlar bu kadar düştü mü diyorum. Yani bu kadar alay edilecek seviyeye mi düştüler? Allah sonumuzu hayretsin. Düzelir miyiz? Ya tabii düzelebiliriz. Bu elimizde olan bir şey. Yani insanlar yanlışı görüp eleştirdiği zaman tamam ben bir daha bu adamı desteklemiyorum, oy vermeyeceğim dediği zaman niye olmasın yani? Ya, Der mi peki sence? Şu an hala %25-30 bandında oyu var. Recep Tayyip Erdoğan. Ya tabii hala Erdoğan'a aşık olan bir kesim var. Yani Erdoğan dedi mi yani duran sular, akan sular duruyor yani. Kesim derken arkadaşlarını gösterdin. Var mı? Yok benim çevremde öyle yok ama dediğim gibi gene fikir özgürlüğü verebilirler, sevebilirler ama şu bir gerçek ki yanlış olan bir şeyi doğru göstermeye çalışmasınlar. Yani bazı insanlar duyuyoruz diyor ki işte bütün dünyada ekonomi böyle. Hayatında hiç ülke gezmemiş insanlar bu yorumu yapıyor. Hayır öyle değil. Niye Avrupa'da yaşayan bir adam ekonomiden şikayet etmiyor? Yapmıyorlar yani sadece düşünsenize haberlere baktığınız zaman en çok şikayet Türkiye'den geliyor. Son 2 yılda bu şikayetler ediliyor. Bundan birkaç yıl önce öyle bir şey yoktu. İnsanlar gayet hayatından memnundu. Şimdi buraya gideceği belli değil miydi? İnsanlar bunu fark etmedi. Erdoğan da bir ya şimdi bizim artışı her güç zehirlenmesi var yani. İnsanlar çok fazla güvendi. O da artık ne bileyim işin içinden çıkamaz oldu herhalde. İyi yapayım derken kötüye mi gitti bilemiyorum yani. Erdoğan dese ki ya ben şimdiye kadar bazı şeyleri görmemişim, fark etmemişim. Bu saatten sonra düzelteceğim. Söz veriyorum dese oy verir misin? Ben hayatım boyunca Erdoğan'a oy vermedim. Oy vermeyi de düşünmüyorum. Ben bir Kürt olarak konuşacağım. Açık konuşacağım. Belki burada kabul etmeyecek arkadaşlar var, insanlar var ama hiçbir zaman ben bu ülkeden hani bu ülkenin bir bireyi olarak görülmedim. Yani sürekli ben terörist olarak ilan edildim. Ne zaman ben
Onu eleştirsem terörist oğlu olduğumu söylesem terör yapıyor bu. İlan ediyorum. Ülkenin belli kısımlarında ırkçı kesimler var. Yani bu herkesi kapsar mı sen? Hayır, ben herkesi kastetmiyorum. Sadece bazı önemsiz insanlar için kendini niye böyle bir psikolojiye sokasın ki? Bazı kesimler cidden böyle düşünüyor ve görüyor, saldırıyorlar. Ben bunu üniversitede de yaşadım. Yani kendi dilimi konuştuğum için rahatsız olan insanlar bile oldu olsun. Yani. Bırak biraz da rahatsız olsunlar canım. Hayır, niye rahatsız bir olacaklar ki? Ben anlamıyorum. Yani Allah'ın verdiği bir şey bu. Niye rahatsız olsunlar? Bahsettiğim şu, madem rahatsız oluyor bırak rahatsız olsun. Yani bu senin hakkın sonuçta. Tabii ya, ben geçip gülüyorum da ama dediğim gibi bence böyle olmaması lazım yani. Alışırlar. Alışırlar. Düşünsenize şuraya kaç milyon, 2 milyon Suriyeli geldi. Bütün resmi kurumlara bakıyorsunuz. Mersin'e mi geldi 2 milyon? Yiyip, Türkiye'de 6 milyon var. Ya ben öyle sadece ben öyle bir sayı söyledim. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Gelen Suriyeliler için, bak onları dışlamıyorum. Onlar da insan, yanlış anlaşılmasın, ben onları dışlamıyorum. Sadece haksızlığı söylüyorum. Onlar için tüm resmi kurumlarda Arapça tercümeler verildi. Doğru mu? Ama niye ülkede yaşayan 50 milyon Kürt için bu yapılmıyor? Mesela... Milyon yoktur canım. Vardır ya, vardır. Var. Rakamlar biraz para. Var 50 milyon. Ya şimdi bu dilinden uzaklaşan insanlar da var. Bunları sayarsak var yani. Hatta bir ara bu soy ağacı sorgulandı. Ülkenin %60'ından fazlası Kürt çıktı. Ama dilini unutmuş insanlar bunların çoğu. Bunlar için hiçbir şey yapılmadı. Yani şimdi adamın bir davası olur. Adam Türkçe bilmiyor. Kendini nasıl ifade etsin? Onlar için de bir tercüman yapılabilir. Yani resmi kurumlarda bu yapılabilir. Ben böyle düşünüyorum. En azından böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizce ülkemizde durumlar nasıl? Nasıl geçinebiliyor musunuz? Şöyle, aslında açıkçası ben kendi açımdan bakarsam geçinebiliyorum. Ama geçinebilmek konusu şu şekilde. Benim eşim normal iyi bir maaş var, kötü bir maaş yok. Ben de normalde üniversitede çalışıyorum. Hani benim de maaşım kötü değil. Fakat son zamanlarda böyle hani bir şeyleri gittiğim zaman hani böyle fiyat performansı yakalamak için böyle fiyata evet uygun, gramajlarına falan çok fazla böyle bakmak zorunda kalıyorum. Yani bu da aslında psikolojik olarak bir etkiliyor. Ha geçinebiliyor muyum derken yani şöyle bir araba alabiliyor muyum? Çok zor. Ev alabilir miyim? Çok zor. Yani o şekilde yüksek şeyler yapamam ama normal klasik geçinmeleri yine bir şekilde sağlamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu bizim ölçümüzde bu şekilde. Yani her vatandaş gibi alım gücünüz günden güne düşüyor. Tabii. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu? Şöyle tabii ki rahatsız ediyor ama şu an yapacak bir şeyimiz yok. Yani bir tek sandık var önümüzde, sandık gücümüz var. Sandığın gelmesini bekliyoruz. O da zaten ne süreçte gelir, nasıl gelir onun bir beklemekten başka bir çaremiz yok. Hani bunu zamanda 2012'den beri, 2010'dan beri sürekli hani insanlar ortaya çıktı. Normal eylemlerini yaptı, şeylerini yaptı. Şu süreçlerde hiçbir şeydi, bir işe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü karşımızda hani iktidarın çok güçlü bir medyası var. Medyada istedikleri gibi kendilerine göre çevirebiliyorlar. Farklı şekilde aksettirebiliyorlar. Yani bu yüzden şu an sadece bir sandık gücümüz var. Başka da bir gücümüz yok açıkçası. Sizce sandıktan bir değişim çıkarsa ülke düzelir mi? Şöyle, şimdi birincisi değişimin yönü önemli. Yani değişimi sol veya sağ parti onlarla hiçbir alakası yok. Şu an gelecek kişinin mutlaka ve mutlaka liyakata uygun bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani zaten şeyleri de bu olur. Yani bu minvalde geleceklerini gösterirler. Ve bu şekilde mutlaka en azından 2 sene, 3 sene, 5 sene mutlaka bir şekilde böyle ilerletmeleri lazım. Liyakat oturduğu zaman zaten bir algı değiştiği zaman zaten o noktada en dip seviyede olmuş olacağız. Liyakat oturduktan sonra yavaş yavaş mutlaka artar. Bu artma hızı oradaki genel düzenlemelerin nasıl yapıldığına göre değişkenlik gösterir ama mutlaka böyle bir yukarıya doğru bir ilerleme olduktan sonra her şekilde insanın alım gücü biraz daha ferahladığını, biraz daha rahatladığı görülecek. Tabii bu hız da insanların nasıl yaklaşım yapacağıyla alakalı bir şey. Sizce kim düzeltir? Var mı aklınızda bir isim? Şöyle yani şu an mesela Altılı Masa var. Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu biraz daha sürülmeye çalışıyor ama ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını çok istemiyorum. Sebebi şu, aslında gelip de düzeltemeyeceğini düşünmüyorum veyahut da ortamda biraz daha böyle barış havası olmayacağını düşündüğümden dolayı değil. Sadece şöyle bir şey var. Biraz önce dediğim gibi insanlar yani şu an medya çok uzun zamandır Kılıçdaroğlu'nu sürekli bir karalama üzerinde şey yapıyor. Ve bu 15 sene boyunca sürekli yaptığı için Kılıçdaroğlu'nun yeterince iyi bir aday, yani iyi bir aday olsa bile yeterince iyi bir oy potansiyelinin olduğunu düşünmüyorum. Hani şu en güzel de şöyle bir örnek verebilirim.
söyleyebilirim. Yani şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan en çok istediği, karşısında aday olmasını istediği kişi Kılıçdaroğlu olduğu için bu çok riskli bir şey. Şu an gerçekten riske atamayacağımız bir noktadayız. Bundan yani 10 sene sonra, 15 sene sonra çok fazla düşünülemiyor. Şu an zaten mülteciler de farklı kimlikler alınmaya başladı, şeyler yapılmaya başladı. Yani bunun geri dönüşümü olmayacak noktalara gelme ihtimalimiz oluşabilir. Bu yüzden riske atılmaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından ziyade biraz daha az yıpranmış, medyada daha az şey yapmış ve aynı zamanda güzel. Ya benim görüşüm Mansur Yavaş gerçekten çok iyi bir şey. Ekrem İmamoğlu da gerçekten iyi noktalar getirebilir, liyakatlı olabilir, ondan eminim. Fakat Ekrem İmamoğlu'na bir 3-4 sene boyunca yıprattılar. Yani tabii ne kadar yıprattılar çok fazla değil. Yani şu an sadece işte otobüs bozuldu, şu oldu, bu oldu diyorlar ama en ufak işte yolsuzluk bir şeyler bulamıyorlar. Ama Mansur Yavaş'ı gerçekten hiçbir şekilde yıpratamadılar. Ve bu bir anda böyle Mansur Yavaş bir ortaya atıldığı zaman eminim yani Türkiye'nin birçok kesiminde oyunu alabilecekler yani. Yaş kaç? Abi 14. Geleceğinden umudun var mı kardeşim? Abi vallahi gram umudum yok. Yaşanmaz bir yerdeyiz. Daha demin Suriyelileri gasp edecektim. Çok sinirlendim hepsine. Yok yaşanmıyor abi. Birazdan dedim ki arkadaşlarla hatta şaka yaptım. Türkiye sınırına ne zaman geleceğiz dedim. Çünkü herkes yani bu taraftaki yani sahilin tarafında. Suriyeli var ki diyorsun. Herkes Suriyeli göçmen artık alınmamalı Türkiye'ye. Biz yakında Suriye'ye gideceğiz. Az kaldı gerçekten. Peki, öyle ülke nereye gidiyor? Ne görüyorsun? Abi, umut vallahi veriyor mu sana gelecekle ilgili bir? Umut vermiyor. Ya biz burada yaşayabiliriz diyoruz. Aa burada yaşanmaz ya gerçekten yaşanmaz. Türkiye'nin hali yok. Lisedesin doğru mu? Evet doğru abi. Lise bittikten sonra işte üniversite okumayı planlıyor musun? Arkadaşım üniversite sınavına girdi. Evet İstersen abi bugün mü girdin? Evet bugün girdim. Geçti kardeşim. Abi stresten hani midem bulandı, başım döndü, sınavdan çıkmak zorunda kaldım. Ve ülkenin geleceğini sordunuz az önce. Pek bir ümit bulamıyoruz. Zaten ben gitmek için çabalıyorum şu an. Hani yeter ki gideyim. Artık hani umudumuz gitmek. Başka bir umudumuz yok. Ya şimdi sen üniversiteye gireceksin. Diyelim ki okudun, bitirdin. Bir iş bulabileceğini düşünüyor musun? Yani bu okumanın bir karşılığını alabileceğini düşünüyor musun? Eğer burada yaşarsam bulamayacağım. Burada yaşamazsam eğer hedeflerime ulaşırsam sanıyorum ki daha çok Avrupa ülkelerine gitmek. Polonya vesaire. Ne okumayı düşünüyorsun mesleki olarak? Turizm ve otelcilik. Oraya. Aynen öyle. Türkiye'de aslında turizm sektörü bir döneme kadar iyiydi. Hani bu dönemde o da çöktü. Şu an hani orada da iş bulunmuyor. Orada da iş yok. Ben mesela iş arıyorum. Hani yaz tatilinde çalışayım diyorum, üniversiteye hazırlık için para biriktireyim diyorum, onu da yok. Onu da yapamıyoruz. Abi öğrencilerin tek umudu Avrupa ya. Gerçekten. Yarın öbür gün buradan başka bir şehirde üniversite kazansan, ailen seni maddi olarak destekleyebilir mi? Fiyatlarını duymuşsun. Çok zorlanırlar, çok zorlanırlar. Desteklemeye çalışırlar, elinden geleni yaparlar ama belli bir yere kadar yani. Oradan sonrasında onların da yapacağı bir çare kalmaz. Ki ben üniversite... O zaman tarikatların, cemaatlerin eline düşeceksin. Mecburen düşeceğiz. Yoksa hani ben üniversite okurken çalışacağım, derslere mi yöneleceğim, işe mi yöneleceğim? O stres bizi bitirecek. Nereye kadar böyle devam edecek? Sence ülke düzelir mi? Ülke düzelmez abi. Az önce söylediğim gibi bizim tek umudumuz buradan hani kaçmak, gitmek, kurtulmak yani. Yoksa başka bir umudumuz yok bizim. Siyasi sana ümit veriyorum. Ya işte şu adamı duyuyorum, görüyorum, bir ümit veriyor dediğin birisi var mı? Yok abi. Siyaset bence, kendi kişisel fikrimi söylüyorum, tamamen siyaset çıkar işi. Hani siyasetçilerin hepsine bakıyorum, geçmişlerine bakıyorum. Geçmişte mesela isim vermek istemiyorum şu an. Benlikte sorun yaşamak istemiyorum ki bundan da korkuyoruz yani. Bundan korkar hale geldik. Hani bazı kişiler de şu anki iyi görülen kişilere benziyordu. Onları anlıyorsunuzdur muhtemelen. Bu şu an iyi gördüğümüz kişiler de gelecekte onlar gibi olacak diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı hani siyasette de bir umut yok. Komple bu ülkeye dair hiçbir ümidin yok gibi bir şey. Yok abi, yok yani, ülkeden hiçbir ümidimiz yok. 2023 diyorlar, 2023'te olacak bir şey yok yani. 2023'te ne olabilir ki en fazla? Ülke ekonomisi nereye gidebilir en fazla? Ekonomi şu anda çökmüş durumda. Neden böyle olduk abi? Yani neden böyle olduk? Tamamen dışa bağımlı olmamızdan kaynaklı olarak böyle olduk. Yani ülkenin tamamen dışa kaynaklı olarak, üretimin tamamen yerli olmamasından doğal olarak. Rusya ve Ukrayna ekonomisine bağlı olmamızdan. Yönetenler bunun farkına varamadılar mı sizce? Ülkeyi yönetenler bunun farkında ama şimdiye kadar önlem alınmadığı için iş işten geçti. Neden önlem almadılar? Bilmiyorlar mıydı yoksa yani bilinçli bir tercih miydi bu? Ya şimdi dışarı ihracat yapmak daha ucuza mal oluyordu. Yerli üretim yapmak daha pahalı. Doğru. O belli bir kota koyuyor, kota üretimi yaptırıyor. Bu da tabii ki dışa bağımlılığı arttırdığı için otomatikman şu anda tamamen dışa bağımlı ülke ve her şey de pahalılığa gidiyor. Bu durumun karşısında vatandaş ne yapacak? Her gün alım gücü biraz daha düşüyor. Yani vatandaşın yapacağı şu an için bir şey gözükmüyor. Yani zaten tercihini yapmış vatandaş. Bu saatten sonra ne yapabilir yani? Her dakika bir önlem alamaz vatandaş. Eline gelen fırsatı zamanında değerlendirecek. Şimdi pişmanlar. Yani yapacak hiçbir şey yok şu saatten sonra. Zamanı seçim geldiğinde görecek her şey. Başkası gelse düzeltebilir mi? Umudunuz var mı? Şu mevcut siyasetçilerin içinde ben hiçbirini görmüyorum. Hiçbir güven vermiyor. Yok.
Nasıl olacak peki? Bakacağız. Bir vatandaş olarak siz bu ümitsizlik sizi bir boşluğa düşürmüyor mu? Ya boşluğa düşürüyorsa ama önünde baktığın zaman adaylar arasında tamam bu işi bu kişi yapar diyebileceğimiz bir aday da göremiyoruz. Siyasetin içindeki hiç kimse size güven vermiyor. Yani ileri olarak gördüğümüz partilerin başındakilerin hiçbiri görmüyorum. Nasıl geçim durumları? İyidir geçim durumları. Niye böyle oldu? İyidir. Gençlerin önünü açmadılar. 1500 lira maaş veriyor. Şimdi anlattığım gibi 1000 lirasını elinden alıyor genç, üniversitede okuyor. 500 lira parayla bir tane simit yediyor. Yapmayın bakanlar, şu gençlerin önünü açacağız. Böyle mi kendilerini olacak? Kalkıyorsun sen Rusya ile Moldavya'yı, Ukrayna'yı birbirine barıştırmaya kalkıyorsun. Her gün de kendi milletini düşün. Kendi gençlerin önünü aç. Hani böyle mi gençlerin önünü açacaksın? Niye düşünmüyor millet? Düşünmüyor işte. Niye böyle? Bu devletin şeyi. Düşünecek. Düşünsün. Düzelir miyiz sen? Bilemiyorum. Zor. Bu gidişte zor. Kim düzeltir? Hükümet düzeltmesi lazım. Düzeltemiyor. Başkası gelse? Belki. Bilemiyorum onu. Seçim 2023 Haziran seçimi gösterir. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ekonomi güzel. Herkes halinden memnun. Şaka mı gerçek? Yok gerçek. Demek ki kimse şikayet eden yok. Etmediği için de bana göre herkes güzel. Belki şikayet ediliyordur da birileri duymuyordur. Olabilir mi? Vallahi gördüğümüz kadarıyla şuna baktığımız zaman kimsenin şikayeti yok. Olmuş olsa bu şekilde kimse bakmaz aynı pencereden. Evet. Doğru mu? Benim mikrofon uzattığım herkes şikayet ediyor mesela. Nasıl? Benim mikrofon uzattığım herkes şikayet ediyor. Siz bireysel olarak ne durumdasınız? Onu konuşalım. Ne durumdayım? Şu anda herkes şikayet ediyor derken hangi pencereden bakıyor? Penceresinden. Herkes kendi pencereden. Demek ki ekonominin... Ekmek götüren götüremeyen olarak. İşte götüremeyen zaten şu anda ekonomi olarak kimse halinde memnun değil. Niye? Dar gelirli, asgari ücretle çalışan bir insanın şu ortamda rahat olması mümkünatı yok. Doğru mu? Ben rahatım diyorsa da... Nasıl şikayet etmez bu durumdan? Demek herkes halinden memnun. Nasıl oluyor da memnun oluyor? Düşünsene her gün cebinden para alıyorum ben senin. Hakkım olmayan parayı alıyorum ve şikayet etmiyorsun. Mümkün mü? Şimdi bunda yorum yok. Niye? Soru işareti var. Nokta. Nedir abi soru işareti? Herkes anladığı kadarını anlar. Fazlasını kimseye anlatamazsın genç. Doğru mu? Ben anlatamadığımız o insanlar bizim kaderimizi belirliyor değil mi? Benim aklımdaki, fikrimdeki, düşüncemdeki neyse ben onu işler, onu söylerim. Herkesin söyle nedir senin sence nedir? Görüşü nedir? Herkesin kimsenin düşüncesini kimsenin değiştiremezsin. Tamam o başka. Yani aslında değiştirirsin. Değişmez değil de. Değişmez desek de nedir? İşte baktığımız gibi ben neyi görüyorum şu anda? Denizi görüyorum, sahildeyim, yürüyüş yapıyorum. Hepsi bu kadar. Yani her şey ayan beyan ortada. Görmek isteyen görür diyorsun. Görür. Onun için de görecek bir şey yok. Peki sence düzelir miyiz abi? İnşallah. Umut var mı? Umut var mı dersek gençlerimize de bak bana bakıyorlar. Şey diyecek olursa varsa inşallah. Allah'ımıza yurt dışına olsun. Gitmek istiyor. Onda bak ben de imkanım olsa genç sen olmuş olsam ben de gitmek isterim. Yaş kaç abi? Yaş 52. Yine genç sayılırsın abi. Yok bitti bizde de. Sizlere bıraktı. Kim düzeltir? Var mı gönlünde biri? O şekilde yorum yapmak yanlış oldu. Niye? Ben esnaf bir adamım. Esnaf bir adamın yorum yapması şeyi yanlıştır. Dedim ya herkesin iyisi veya kötüsü. Ne iş yapıyoruz abi? Biz tekstil işiyle uğraşıyoruz. Kendinedir. Ben onun için şunu yapmak şöyle de yanlıştır. Bu şehirde yaşıyorsunuz. Eğrisi de doğrusu da kendinedir. Sizden tekstille ilgili bilgi rica edeceğim. Bu şehirde yaşıyorsunuz doğru mu? Doğrudur. Peki abi tekstilde ham madde nereden geliyor? Ham madde nereden geliyor? Ne kadar yerli ne kadar yabancı i̇şte bana onu. Orası da tartışılır bir konu. O fazla öyle detayına girmeye gerek yok. Niye abi? Akımız karımız nedir? Çıksın ortaya. Yok. Ak da kara da desek de dedim ya biz toplum olarak evet. Neyi görmek istersek biz onu görürüz. Hı-hı. Ve onunla da gideriz. Evet. Onun haricinde yorum yapmanın da bir şeyi yok. Benim düşüncem bu. Teşekkür ederim. Olarak da ben size teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok hadi sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.